Günaydın değerli izleyicilerimiz, hoş geldiniz, şerefler verdiğiniz Çiftçi Kulübü'ne. Bir 15 dakika geç başladık. Genelde kişisel hatalar teknik bir sebepten dolayı denir izleyiciye ama bu sefer öyle olmadı. Şahsımdan dolayı bu gecikme için sizlerden özür diliyoruz. Değerli üreticilerimiz, şunu söylemek gerekiyor. Özellikle ülkemizde 2009 yılından bu yana gündemde olan, özellikle domateste gündemde olan bir konu var. O da tuta absoluta ya da tuta kelebeği diye ifade edilen, 2009'da ciddi zararlar veren ve özellikle ihracatı da etkileyen bir zararlıydı bu. Sonra atlattık, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çok çeşitli önlemler aldı. Ama bu sene bir sebepten tekrar çıktı. Bugünkü ana konumuz bu, bunu işleyeceğiz. Değerli dostlar, bizleri her zaman 0312 911 1542 numaralı hattımızdan ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı bırakabilirsiniz. Eğer ilanlarınız varsa onları da ücretsiz bir şekilde yayınlıyoruz. Bunu da hemen hatırlatalım. Videolarımızda çiftçikulübü.tv ve tarımsalpazarlama.com'da izleniyor sürekli. Yayınımız bitiyor. Çok az bir sürenin ardından hemen videolarımız orada. Tekrar tekrar programlarımızı izlemek isterseniz bu adreslerimize de başvurabilirsiniz. Bugün gecikmeden dolayı haber bölümünü ve hal bölümünü atlıyoruz değerli dostlar. Hemen konumuza geçeceğiz. Söylediğimiz gibi tuta absoluta arkadaşlarımız çok güzel bir VTR hazırladılar. 2009'dan bu yana bu zararlının, özellikle ülkemizde domatese verdiği zarar, bunun nedenleri, olası sonuçları noktasında güzel bir derleme yapmışlar. Onu bir izleyelim. Ardından uzman konuklarımızla birlikte konuyu tartışmaya başlayacağız. Arasında domates güvesi diye de bilinen tuta absoluta, Türkiye'de son yıllarda domates üreticilerinin korkulu rüyası haline geldi. Ülkemizde ilk defa 2009 yılında saptanan bu zararlı, bu yıl domatese ciddi oranda zarar verdi. Üretici domates fiyatlarındaki pahalılığın Ramazan ayından değil, ancak tuta kelebeğinden kaynaklandığını aktarıyor. Halen 1,5 TL civarında seyreden domatesin kilosunun ise önümüzdeki aylarda 5 TL'ye çıkabileceği belirtiliyor. Sadece bitkiye zarar veren, insan sağlığını etkilemeyen tuta ile ilgili geçtiğimiz günlerde İzmir'in Foça ilçesinden de bir haber geldi. Foça Ziraat Odası Başkanı Ercan Yüksektepe, "Ülkemiz tarımını tehdit eden bu illet domates üreticilerine büyük zarar veriyor. Ziraat Odası olarak üyelerimizin durumu bize bildirmesiyle sorunu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ilettik. Uzmanlar tarafından gerekli incelemenin yapılmasıyla hemen mücadele çalışmalarına başlayacağız," dedi. Yüksektepe, tutanın diğer ürünlere de musallat olup ülke tarımına ciddi zarar verebileceği endişesini de dile getirdi. Peki domates yaprak oyucusu olarak da bilinen tuta absoluta domatese nasıl zarar veriyor? Tuta aslında bir kelebek türü. Tutanın yumurtadan çıkan larvası domatesin kök dışındaki bütün kısımlarıyla beslenebiliyor. Larva domates yapraklarında büyük odacıklar açıyor. Sap içini, tomurcukları, yeşil ve olgun meyveyi dahi oyuyor. Hasada ise %100 olumsuz etkileyebiliyor. Patates, patlıcan, biber, tütün, pepino, altın çilek ve fasulyede de beslenebilen bu zararlının yaprak ve meyvede açılan boşluklarda kümeler halinde siyah renkli dışkıları görülebiliyor. Oyuklar içerisinde geliştiğinden yeşil kurt için kullanılan kontak etkili ilaçlar bu zararlıya fayda etmiyor. Yaprakta açılan şeffaf galeriler daha sonra kahverengiye dönüşüyor ve kuruyor. Böylece bitki çürüyor. Yaklaşık 6-7 milimetre boyunda, kanat açıklığı 10 milimetre olan tuta kelebeği, iplik şeklinde antene sahip ve ön kanatlarında gümüşü, gri, kahverengi renkte pullar taşıyor. Kanatlar üzerinde ise siyah noktaları var. Kelebeğin yumurtaları oval, krem sarı renkli ve oldukça küçük. Yumurtalar daha çok yaprak altına, sap, gövde, tomurcuk ve olgunlaşmamış domates meyvelerinin çanak yapraklarına bırakılıyor ve 4-5 gün içinde açılarak çıkış yaptığı kesimde kendine oyuk açıyor. Buradan bitki dokularıyla besleniyor. Larva dönemini tamamlayan zararlı, ipliksi ağ ile pupa oluşturuyor. Pupa dönemini yaprakta veya bitkide açtığı galerilerde ya da toprakta geçiriyor. Tuta absoluta kelebekleri gündüz yaprakların arasında gizlenip geceleri ya da alacakaranlıkta hareket ediyor.
üreme kapasitesi oldukça yüksek olan zararlı, Akdeniz iklimine sahip yerlerde yılda 10-12 döl verebiliyor. Bir dişi yaşam süresi boyunca 250-260 adet yumurta bırakabiliyor. Yumurtaların %73'ü ise yaprağa bırakılıyor. Tuta, fide, domates meyvesi, kasa kutu, konteyner gibi nakliye araçlarıyla bir yerden bir yere bulaşabiliyor. Uçarak ya da rüzgar ile yayılan zararlının uçuş mesafesi tam olarak bilinmiyor. Tuta absoluta 1970'den beri pek çok Güney Amerika ülkesinde biliniyor. Avrupa'da da tespit edilen bu zararlı Akdeniz'in çeşitli bölgelerine yayılmış durumda. İlk defa 2006 yılı sonunda İspanya'da domates bitkilerinde görülen tuta, Fransa, Cezayir ve Fas'ta da tespit edildi. 2009'da ise bu zararlının varlığı Fransa, İtalya, Tunus ve Malta'da resmen kabul edildi. Zararlı Akdeniz bölgesinde çok hızlı bir şekilde yayılıyor. İstilaya başladığında ise kontrol edilmesi hayli zor oluyor. Uzmanlar tuta ile mücadelenin zorluğuna değiniyor. Buna göre tutanın bilinen kimyasal ilaçlara karşı direnç geliştirdiği aktarılıyor. Bilinçsizce kullanılan kimyasal ilaçlar bu zararlıyı yok etmiyor. Doğal yırtıcıları ve parazitoidleri öldürüyor. Sağlık ve çevre tehlikeleri yaratıyor. Bu da ihracat yapan domates üreticilerine ciddi sınırlama getiriyor. Zararlı ile mücadelede ise alternatif yöntemlere acilen ihtiyaç duyulduğu aktarılıyor. Çevre dostu ve etkili bir mücadele yöntemi olan feromon kullanımı tuta ile mücadelede önemli yer tutuyor. Feromon tuzaklarda dişi bireyin kimyasal olarak sentezlenmiş hormonları erkek bireyleri çekiyor. Bu tuzaklar zararlının varlığının saptanıp izlenmesinin yanı sıra kitlesel imhada da kullanılıyor. Entegre mücadele yönetiminin ise Güney Amerika ve Avrupa'da başarılı olduğu tespit edilmiş. Biyolojik mücadele de sıklıkla tercih edilen yöntemlerden. Ülkemizde ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu zararlıyla mücadelede ciddi tedbirler alıyor. Evet arkadaşlarımız çok ciddi bir çalışma yapmışlar. Teşekkür ediyoruz. A'dan Z'ye dünyadaki yayılışı ve son durumunu da bizlere aktaran bir çalışma olmuş. Tabii biz özellikle 2009'dan bu yıla nasıl bir serüven izledi, hangi bölgelere hangi zararları verdi, VTR'mizde de vardı, hasada %100 oranında zarar verebiliyor diye biz 2009'da bunu yaşamıştık. Bunun önlenmesi için neler yapıldı, bunların hepsini uzman konuklarımızla tartışmaya başlayacağız ve ilk konuğumuz Sayın Ercan Yüksektepe olacak, İzmir Foça Ziraat Odası Başkanımız. Sayın Başkan merhaba efendim. İyi yayınlar, merhabalar. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için bu sabah. Değerli Başkanım, ilk önce İzmir Foça'da bu yılki zarar hakkında şöyle kısaca bir iki cümle söyleyebilir miyiz efendim? Efendim, şöyle anlatayım. Bu sene çok fazla zarar gördük diyemeyiz. Çok çabuk tedbirini aldı üreticilerimiz. Yani 2009'dan antrenmanlı olmamızın bir avantajını yaşadık diyorsunuz. Evet efendim, o bekleniyordu. Görülür görülmez ani çok güzel müdahale etti çiftçilerimiz. Şu anda durdurmuş vaziyetteyiz. Peki değerli başkanım, bekleniyordu diyorsunuz ama yanlış anımsamıyorsam eğer 2010'da beklenmiyordu. Evet. Bunu kim size daha önceden bu sene bekleyin bilgisini verdi ya da nereden anladınız? Tabii Tarım Bakanlığımızdan da o bilgileri alıyoruz. Hı-hı. Zaman zaman. İlaç firmaları da ilaç satarlarken çıkabilir şu şekilde devamlı bakın diye uyarılarda bulundu. Çiftçi de zaten büyük bir zarar gördü 2010'da. O da tedirgindi. Yine yakalanırsa ben mahvolur muyum diye. Anladım. O arada birkaç tane de görüldü. Hemen müdahale edildi. Müdahale edildi. Peki Sayın Başkan, özellikle bazı bölgelerimiz sizde azmış ama biraz daha fazla bu sene zarar gördüler. O evet. Üreticilerimiz tarlalarına, tabii açık alanda da olmaya başladığı için söylüyorum, ve seralarına zamanında bakmadıkları, ihmal ettikleri için mi bu kadar büyük zararlara katlanmak zorunda kaldılar? Tabii şimdi tek bir nedene bağlamak yanlış olur. Hı-hı. O da belirleyici bir etken. Ve bir de başladığı zaman önüne geçmek de zor oluyor. Kimyasal artık bağışıklık mı kazandı? Olabilir tabii ki. Evet. Her biyolojik yapının içerisinde zaten vardır bu. Evet. Çok büyük bir ihtimalle de öyle olmuştur. Ama şunu da söylemek lazım değerli başkan. Dediğiniz önemli. Hani zamanında
bağımızı, bahçemizi, seramızı kontrol edersek sadece tutaya karşı evet. değil her türlü zararlıya karşı önlem evet. alabiliriz. Peki doğru. efendim bunun başladığı nasıl belli oluyor? Çıplak gözlü üreticimiz nasıl anlıyor efendim? Şimdi kendi zaten o aşağı yukarı bir kelebek vaziyetinde. Gündüzleri saklanıyor yaprağın arkasında ama geceleri çıkıyor meydana. Geceleri ya çıkıyor. Bir oluklar yapıyor böyle. Tünel gibi yapraktan başlıyor. Bütün gövdede her tarafta zarar veriyor bu illet. Anladım. Peki efendim görülür görülmez neler yapılması gerekir? Şimdi bizim köylümüz genelde burada kimyasal mücadele yapıyor. Onun ilaçları var. O ilaçları kullanıyorlar. Anladım efendim. Peki bunun hiç biyolojik mücadele yöntemleriyle çözülebilmesi mümkün değil mi? Mümkün. Mümkün değil mümkün, mi? Mümkün. Tabii evet, üreticimiz onu biraz hızlı köyü, olsun diye. Üreticiyi teşvik etmek lazım. Bilinçlendirmek lazım. Doğru söylüyorsunuz. De, buyurun. Bu daha planlı yapılması lazım tarımında. Mesela domates dikilecekse bir alana dikilmeli. Oraya yetkili kontrolörler de geldiği zaman bütün hepsi göz önünde olunabilir. Benim kendi şahsi fikirlerim bunlar. İlaçlanırsa da tamamı ilaçlanır. Daha kolay kontrol ederiz diye düşünüyorum. Anladım. Peki efendim şimdi belli bir alanda aynı sere veya bahçe içerisinde belli bir alanda mı görülmeye başlanıyor? Yoksa bir kere görüldü mü her yerde var mı yani her yer ilaçlanıyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizde aynı bir bloğa ekilmiyor domates. Hı-hı. Parça köylü istediği tarlaya istediği yere dikebiliyor. Nokta halinde görülüyor ondan sonra yayılıyor tabii. Anladım eğer efendim. Müdahale edilmezse. Peki bu domatesin hasat tarihini etkiliyor mu efendim? Efendim? Domatesin hasat tarihini etkiliyor mu? Hasat tarihi... Sıktığınız ilaç tabii ki. O kadar etkilemiyor. Çok o da etkilemiyor. Yani kendi domatese çok büyük zarar veriyor. Ya tamamen kuruttu oldu bizde geçmişte. Evet filmimizde vurguladı Sayın Başkan. %100'e yakın evet, hasatta evet, bir kayıp olabiliyormuş. Evet. Siz geçtiğimiz yıllarda yaşadınız mı 2009'da bunu? Yaşadık. %100 oranında yaşadınız. Evet, evet. Bu bir senenin emeğinin yok olması anlamına geliyor. Kavruldu, gitti tarlalara yani. Bu sene bir %100 vermek doğru olur mu Sayın Başkan? Ne dersiniz? Efendim? Bu sene için bir %100 vermek doğru olur mu? Foça için soruyorum sadece. Doğru olmaz. Doğru olmaz diyorsunuz. Doğru olmaz. Yani ama üreticimizin tırnak içerisinde eyvah diyeceği kadar bir zarar da yok. Yok, şu anda yok. Çok şükür. Peki efendim, şimdi bir çiftçi önderi temsilcisi olarak diğer bölgelerdeki üreticilerimize de birkaç cümle söyler misiniz? Bu zararlıyla ilgili görür görmez ne yapsınlar, nasıl tespit etsinler ve özellikle hangi dönemlerde seralarını ve tarlalarını kontrol etsinler? Şimdi efendim, bir defa temin de söylediğim gibi daha ziyade belirli alanlara toplu bir dikim yapısınlar şahsi kanaatim. Evet. Ve dikkatli üzerlerinde olsun. Biz kimyasal ilaçlara şu anda daha tedbirlerini yapıyoruz. Yetkililerle, Tarım Bakanlığı'nın yetkililerinden uzmanlardan görüş alarak tedbirlerini alsınlar. Peki. Şakaya gelmez bu. Bir kere yakaladı mı sardıktan sonra da halletmek zor oluyor. Mahvoluyor çiftçisi olarak. Çok büyük zarar görüyor. Sayın Ercan Yüksektepe şakaya gelmez dedi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olun, var olun değerli başkan. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi bir uzmanımıza bağlanacağız. Yardımcı doçent doktor Sayın Fatih Dağlı bizlerle birlikte olacak. Akdeniz Üniversitesi Bitki Koruma Bölümünden. Sayın hocam saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz Çiftçi Kulübü'ne. Günaydın. İyi sabahlar. Saygılar. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocam 2009'u yaşamadık çok şükür ki alınan önlemlerle yaşamadık. Sizler akademisyenlerimiz, üreticilerimize ulaşabildiğiniz kadar tabii ki ve aynı zamanda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın aldığı önlemlerle bu sene az bir zararla atlattık ama bu önümüzdeki sene ne olacak? Bu sorunun bir cevabı değil. Ben bu nedenle az önce Ziraat Odası Başkanımıza sorduğumuz soruyu size de yöneltmek istiyorum. Ve diyorum ki üreticilerimiz hangi dönemde hangi gözlemleri yapmalılar, hangi verilere biraz daha kulak kabartmalılar ki bu zararlının daha zarar vermeden ki Sayın Başkan söyledi, filmimizde vurguladı, %100 oranında zarar verebiliyor. 2009'da evet. bunu yaşadık da bu zarara maruz kalmasınlar. Kısaca rica edeceğim ama değerli hocam buyursunlar. Tabii ki. Şimdi 2009'da yeni girdiği için tabii ki mücadele önlemleri henüz tam bilinmiyordu ve ciddi bir sıkıntı yaşandı. Fakat şunu söylemek lazım. Bu domates küvesi zararlısı
ülkemize yerleşmiş durumda. Pek çok ülkede olduğu gibi ve özellikle sahil kuşağın, sahil bandında sera üreticileri için hemen her zaman tehdit durumundadır. Yani özellikle havaların ısınmaya başladığı dönemler çok kritik dönemler. Bu dönemlerde mutlaka rutin kontroller yapılması gerekir. Çünkü kışı bu bölgede geçirebilmektedir ve fırsat olduğu zaman özellikle domates seralarına girerek orada zararla tespit edebiliriz. Bunu çıplak gözle yapıyoruz değil mi değerli hocam? Bunu iki yolla yapabiliriz. Daha doğrusu yapmamız daha uygun olur. Bir, feromon tuzakları. İşte feromon kısaca tutayı koku olarak çeken kimyasallar diyebiliriz. Hı hı. Aynı zamanda gözümüzle bu işi, yani tutanın yumurtasını, larvasını rahatlıkla anlayabilen uzmanlar tarafından gözle, elle incelenmesi gerekir. Yani çok değerli hocam, üreticimiz evet, çıplak gözle o feromon tuzaklarını kullanmadan tespit evet, edemez mi efendim? Çünkü orada dediğiniz gibi uzman tarafından dediniz. Doğrusu şunu söyleyelim, yumurta 1 milimetreden küçük, yani oldukça küçük. O yüzden bunu daha önce görmüş bir üretici mutlaka fark edebilir. Ama larvayı da yeni girdiği zaman, yani küçük dönemde görmesi yine birazcık bilgi gerektirir. Anladım. Biraz büyüdüğü zaman, galeriler genişlediği zaman rahatlıkla herkes tarafından görülebilir. Peki efendim, o zaman geç kalınmış evet, mı olunur galeriler büyüdüğünde efendim? Şimdi evet, teknik talimatlarda, yani bakanlığın teknik talimatlarında 100 bitkiden 3 tanesinde larva ya da yumurta varsa mücadeleye başlanır deniyor. Özellikle havaların ısınmaya başladığı dönemlerde fazla geç kalınmaması gerekir. O yüzden bir uzmanın yardımıyla bence ilk tespitler ve ilk ilaçlamanın, eğer mücadele yapılacaksa, başlaması daha uygun olabilir. Peki değerli evet, hocam, iki dakikam kaldı, hatta o kadar bile yok, ama illaki ilaçlama evet, mı? Bunun kültürel önlemleri yok mu? İlla o zehiri domatese evet, sıkmak zorunda mıyız değerli hocam? Yok, elbette öncelikle kültürel önlemler. Özellikle seralar kesinlikle fiziksel olarak izole edilebilen alanlardır. İşte böcek neti diyoruz. Yani dışarıdan zararının girişini önleyecek türler ve ayrıca feromonlar, bunlar öncelikle kullanılması gereken kültürel önlemlerdir. İlaç en son çare diyelim değil mi değerli elbette, hocam? Evet. Kesinlikle, yani bu bilimsel olarak da biz böcek bilimcileri olarak ilacı en son kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ama bir gerçek de var ki şu an çoğunlukla kimyasal mücadeleye başvuruluyor. Evet. Seraların altyapısı nispeten iyi değil. Yani fiziksel olarak izole edilemiyorlar. İşte feromon kullanımı henüz daha yeterince şeye ulaşmamış olabilir. Anladım. Bu bakımdan kimyasala daha fazla yöneliyor üreticiler. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun bizlerle birlikte olduğunuz için oldum, bir kez daha. Evet değerli, evet değerli izleyicilerimiz, şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Aralıklar Sevda'ya, reklamlar programa dahildir diyelim. Reklamlar da bilgi veriyor. İzleyelim, dönelim. İlçenize özel hava durumu, ürününüze özel bilgiler, hal borsa fiyatları, destekler, tarım sigortaları, kanunlar, mevzuatlar. Android işletim sistemli telefonunuza Vodafone çiftçi kılavuzunu ücretsiz indirin, tüm bu bilgileri yine ücretsiz edinin. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı desteğindeki Vodafone Çiftçi Kulübü Tarı, bereketinizi arttıracak bilgi ve teknolojilerle köyünüze geliyor. Sen ne zaman gittin askere? Ben Asat'tan sonra gittim askere. Ninemle evlenmeden önce mi? Ninemle ne zaman evlendin?
Bir hasattan sonra da onunla evlendim. Bak bu traktörü yine başka bir hasat sonrası aldık. Hasat zamanı bayram zamanıdır. Vodafone ve Şekerbank bir ilki gerçekleştirdi. Çiftçilere özel işbirliği 3. yılına girdi. Bütün yıl konuşun, hasat zamanı bir kez ödeyin. Üstelik faizsiz. Değerli izleyicilerimiz, Çiftçi Kulübü devam ediyor. Bizlere her zaman 0312 911 1542 nolu benim sihirli dediğim o numaradan ulaşabiliyorsunuz. Evet değerli dostlar, bu numaraya ulaştığınızda ilanlarınızı verebiliyorsunuz. Bunu hemen aktaralım. Onun dışında sorunlarınızı, görüş ve önerilerinizi iletebiliyorsunuz. Değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımız buna göre program içeriklerini hazırlıyorlar. İlanlarınızı da ücretsiz yayınlıyoruz. Bunu da aktarmış olalım ve çok kıymetli bir misafirimiz bizlerle birlikte. Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Sayın Vahap Tuncer. Efendim merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. İyi sabahlar diliyoruz efendim. Sağ olun, var olun, var olun. Efendim önce Antalya'da seralarımızda ve bildiğim kadarıyla açık alanlarda da tarlalarda da görülmüş bir zarar oranını size sorayım. Hemen ardından teknik bilgilerinizi süzmeye başlayacağım efendim. Buyursunlar. Tuta zararlısı, yani domates, kelebiye, geometrik güvesi 2009 yılına kadar, 2009 yılından bu yana ciddi anlamda zarar verdi. Ama bu sene 2009 seviyesinde bir zarar verdiğini söylemek çok doğru olmaz. Ama sanırım aradan geçen 3 yıl içerisinde çiftçiler biraz rahavete kapılmış olmalı ki bu sene bazı seralarda ciddi anlamda tuta zararlısı görmeye başlandı. Ve yine açık tarla domates yetiştiriciliğin başladı bugünlerde. Zaman zaman pazar ayının hale gelen domateslerde tutanın yaptığı zararları görmemiz mümkün oluyor. Sayın Başkan, çok özür diliyorum. 2009'da açık alanlarda, tarlalarda görmüş müydük tutayı? Seralarda görüldü. Önce seralarda görüldü. Açık alanlarda? Zaten açık alanlarda da 2010 yılında görüldü. 2010'da görüldü diyorsunuz. Şimdi bu bir karantina zararlısı. Yani bunun tutmak pek mümkün oluyor. Yunanistan'dan Türkiye'ye bulaştıktan sonra Ege bölgesine girmişti. Aynı yılın sonbaharında biz Antalya'da gördük bunu. 2010 yılında Antalya'da görüldükten sonra da önce Antalya'ya merkez bölgeleri yakın açık alanlarda, sonra da 2011-2012'den itibaren de Türkiye'nin diğer bölgelerinde rastlandı. Zaten bu zararlının taşınması meyveyle, kasayla, fideyle olduğu için Türkiye'nin dört bir tarafına bu şekilde de iç karantina tedbirleri yeterince uygulanamadığı için çok zor. İster istemez bulaşmış oluyor bugün. Bana göre domatesin Türkiye'deki en önemli sorunlarından biridir. Peki çok değerli hocam, şunu da soracağım size. 2009'da geldi ve sizlerin yorumlarından ortak bir sonuç çıkarabileceksem eğer şunu söyleyebilirim. Ülkemize yerleşti. Bir daha gitmesi zor mu efendim? Yoksa biz hani her sene pür dikkat bu zararlıyı bekleyeceğiz mi? Ne dersiniz? Bu bizim yarı zararımız oldu. Artık bu Türkiye'nin zararlılardan biri. Yani Güney Amerikalı kökenli bu böceğe biz de sahip olmuş olduk. Yani bunu mutlu bir şey anlamda söylemiyorum. Önemli olan tutayla yaşamayı öğrenebilmek. Bunun için de gerçekten teknik veriler doğrultusunda ne yapılması gerekiyorsa onu yerine getirmek gerekiyor. Bu tabii tek başına kimyasal mücadele çözecek bir olay değil. Dediğim gibi yani karantina tedbirinin çok sıklıklanması lazım. Ama çok zor. Örneğin domates kasası da taşınabiliyor. Tuta vuruklu meyveyle taşınabiliyor. Yine fideyle ve bitki artıkları da taşınabiliyor. Hali böyle olunca da biraz kontrolünde zorluk çekiliyor. Önemli olan bununla yaşamayı öğrenebilmek ve bir şey daha ifade edeceğim. Anadolu coğrafyasında tuta zararlısına karşı bunları kontrol edecek doğal faydalar da var. Bu doğal faydalar süreç içerisinde olarak tutayı dengeye getirecektir diye umuyoruz. Ama bu 3-4 yıl içerisinde bu denge kurulamadı. Ve süreç içerisinde bu doğal faydalar tutayı kontrol altına alacak seviyeye gelecektir diye umuyoruz. Ama bununla birlikte bu süreç içerisinde başta biyoteknik, biyolojik mücadele olmak üzere gerekli tedbirlerin alınması lazım. Başta biyolojik mücadele dediniz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Sağ olun. Bunun altını çizmek istemiştim. Buyurun devam edin efendim. Yalnız burada açık alanlarda ciddi bir sıkıntı var. Nedeni de şu, biyoteknik mücadele dediğimiz zaman
Burada gerek tuzaklarla gerekse biyolojik preparatlar veya kimyasal ilaçlarla zararlıyı %100 kontrol altında tutamıyorsunuz. Önemli olan bu zararı domatesten uzak tutmak. Bunun için de seraların kapı ve pencerenin açıklıklarının bizim net vatandaşın sineklik dediği örtü malzemesiyle kapatılması lazım. Bunun için de sera altyapıdan iyi olması lazım. Sera kondisyonu çok düzgün olması lazım. Ama maalesef ülkemizde de bu tür seraların sayısı çok fazla değil. Dolayısıyla bir kısmı eski işte açıklıkları düz kapatılamayan izolasyonu tam sağlanan seralarda maalesef tuta görülüyor. Bu anlamda eğer bulunan çok etkili mücadele yapmak istiyorsak seraların altyapılarının iyileştirilmesi lazım ve netlerin çok düzgün çekilmesi lazım. Bu da mevcut sera koşullarında biraz zor olur ve maliyeti yüksek. Maliyeti yükseltiyor tabii ki. Onun için çiftçinin mutlaka desteklenmesi gerekir diye düşünüyoruz. Bakanlığımızın verdiği bir biyoteknik mücadele desteği var 100 lira civarında. Sanırım feromon tuzaklarına veriliyor. Bu sinekleri örtü malzemesine verilmiyor. Çiftçi de zaman zaman bizdeki üretim biçimine bağlı olarak ama yaracılık sisteminin nedeniyle ama seraların dediğim gibi altyapı eksiklerinin nedeniyle de bunları yeterince uygulamıyoruz. Ve ağırlıklı olarak da kimyasal mücadele sürdürülüyor. Bunda en büyük risk şudur. Yani kimyasal mücadeleyle ilk başlangıçta bir miktar çözüm bulundu. Ama hepimiz biliyoruz ki kimyasal mücadelede kullanılan preparatlar çok sık kullanıldığı zaman mevcut zararlara ve hastalıklara karşı bir süre sonra direnç oluşuyor. Bu direnç oluşmasıyla yeni kimyasalların aranmasına geçiliyor. Bu da bir çıkmaz yol gibi görünüyor. Bu anlamda mutlaka biyoteknik mücadelenin, biyolojik mücadelenin hayata geçirilmesi ve seraların altyapılarını iyileştirmesi şart. Aksi takdirde tutayla zararından çok rahat kurtulamayacağız. Tuta zararı bir tarafa, ya tutanın belki eşlik ettiği bir ödev tüketmek zorunda kalacağız. Ya çok yüksek miktarda ilaç kullanıldığı için ilaçlı sebze tüketmek zorunda kalacağız. Bu ikisi de çok geçerli ve doğru yollar değil. Bir, bu anlamda bakanlığın ve üreticilerin mutlaka el ele vererek, çiftçilerin desteklenerek ve işlendirerek bilimsel veriler doğrultusunda bir mücadelenin sürdürülmesi gerekiyor. Peki. Efendim ben sormadan çoğu zaman olduğu gibi her şeyi anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun bizlerle birlikte olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi Muğla'ya gidiyoruz değerli dostlar. Muğla Orta Saat Odası. Dan çok değerli bir mühendisimiz Sayın Ayşe Öner'i bizlerle birlikte olacak. Ayşe Hanım merhabalar. Merhabalar, günaydın. Günaydın efendim, sağ olun sabahın bu saatinde bizlerle birliktesiniz ama üreticilerimizin de gerçekten ilgi gösterdiği ve ayakta oldukları bir saat. Ayşe Hanım, şunu soracağım size. Şimdi Foça'da çok fazla bir zarar olmamış. Antalya'da 2009 ve 2010'da yaşanan kadar olmamış. Çünkü üreticimiz artık zararlıyı tanıdığı için önceden önlemleri konusunda da bilgilendirildiği için almış önlemini ve bu sene biraz daha rahatız. Muğla'da, Ortaca'da aynı şey geçerli mi yoksa sizin zarar biraz daha büyük mü, ne dersiniz? Tabii ki aynı şey burada da geçerli. Hı-hı. Çünkü bu biraz önce Vahap Bey gibi 2009 yılında ülkemizde Ağustos ayında özellikle İzmir'de başlamak suretiyle ilk görüldü ve sonrasında sahil kesimlerinde geniş bir çapta yayıldığı gözlemlendi. Ama o sene ciddi zararlar yaşadı bölgenin çiftçileri de. Fakat hızlı bir eğitimle, alınan tedbirlerle artık bununla mücadele etmesini öğrendikleri için hani bunlar onlar için normal, doğal yaşanması gereken bir problem haline geldiğinden dolayı bu sene daha az zararlı, daha kontrollü bir şekilde üretimlerini yapıyorlar. Şu an ciddi bir anlamda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Anladım. Peki Ayşe Hanım, şunu da sormak istiyorum size. Az önce Vahap Hocam da söyledi. 2010'da da Antalya'da görülmüş açık alanlarda. Evet. Bu sene de var. Seralardan açık alanlara sıçraması bizim teknik yönden müdahalede noksan kaldığımız için mi? Yoksa bu çoğu zararlı da olduğu gibi TUTA'da da yani yayılma alanları genişliyor. Artık buna yapacak bir şey yok mu demeliyiz? Ne dersiniz efendim? Evet, yayılma alanları genişliyor. Şimdi seralarda kontrollerimiz kimi zaman yetersiz kalabildiği noktalar olabiliyor. Neticede bunu tamamen yok edemiyoruz. Hı-hı. Bir de açık alanda yabancı otlarla mücadelede de bir takım çalışmalar yapılması lazım. Çünkü bunun konukçusu, taşıyıcısı, birçok etmenler olduğu için biraz daha kültürel etmenleri daha geniş çaplı, daha dikkatli bir şekilde çiftçilerimiz ele alması gerekiyor. Akdeniz iklimine sahip yerlerde zaten hızla çoğalıyor.
7 derecenin altında aktivitesi ancak o durumda durma aşamasına geliyor. Özellikle de geceleri ergenleri çok aktif. Yani iklimsel faktörler de tabii ki buna etkili olmakta. Anladım. Şimdi önemli bir nokta da şu Ayşe Hanım, üreticimizin bu noktada bilinçlendirilmesi önemli. Tabii ki geçtiğimiz iki yıldan daha önde olduğumuza göre sizler, Tarım Bakanlığımız, akademisyenlerimiz, üretici evet. temsilcilerimiz, üreticimize yeterli bilgileri paylaşmışlar. Sonucunu çıkarmak mümkün. Ancak bir de madalyonun diğer yüzü var. Teknik açıdan yaklaştığımızda belki de daha üreticilerimize öğretmemiz gereken çok şey var. Ve benim bu konuda da bir bilgim yok. Siz de hazır bağlandınız. Buyurun siz anlatın efendim. Evet, tabii ki üreticilerimizle bireysel birebir toplantılarımız, köy kahvelerinde toplantılarımızda mümkün olduğu kadar bu zararlıyı ve kurumun şekillerini biz anlatmaya çalışıyoruz ama yetersiz kaldığımız noktalar muhakkak ki olmuştur. Çiftçilerimizin yapması gereken kültürel olarak da özellikle seraların içerisinde zararlı ve bulaşık yaprak, meyve ne varsa bunları üretim alanından uzaklaştırıp dikkatli ve iyi bir şekilde öncelikle imha etmeleri gerekiyor. Çünkü seranın içerisinde birçok işlemden geçiyor. Ve biraz önce Vahap Bey de belirtti onu, girişlerde, havalandırmalardaki açıklıkların zararlarının giremeyeceği incelikte türlerle iyi bir şekilde kapatılması gerekiyor. Peki. Sayın Ayşe Öneri Soytekin'e var mı daha önlem efendim? Bitti zannettim. Kusura bakmayın. Yani gece dediğim gibi aktif oldukları için ışık tuzakları kurabilirler. Bunlar hem erkek hem dişi bireyleri çektiği için birazcık daha alternatif oluyor. Feromonlar yine bunlar özellikle hem de devletimiz destek veriyor tuzaklara. Bu konuda biraz daha titiz davranırlarsa çok daha iyi sonuçlar alabileceklerine inanıyorum ben. Sayın Soytekin çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizlerle ben birlikte olduğunuz ediyorum. Bilgilerinizi paylaştığınız için efendim bir kez ben daha. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz dedik ya 0-312-11-1542 arayabiliyorsunuz. Mesajlarınız da geliyor. Mesela hayvancılık yapıyorum, bir mal 6 milyara mal oluyor neredeyse ama 3 milyara satamıyoruz. Bu sektörde çok zarar görüyoruz. Bu gidişte köylü ne yapacak diye soruyor bir izleyicimiz. Döl fiyatları yükselecek mi demiş Sayın Haşim Kaş Konya'dan. Dışarıdan hem hayvan ithal edip hem de buradaki üreticiyi desteklemek çelişki değil mi diye sormuş Sayın Ahmet Demirel Denizli. Gübre, mazot, elektrik, saman, yem pahalı, mısır, süt, et ucuz. Tarım istatistiklerine bakın, ihracat azalmış, ithalat çoğalmış demiş. İsmini vermemiş izleyicimiz. Domates yetiştiriciliğinde feromon tuzakları oldukça faydalı oluyor demiş. Çok teşekkür ediyoruz Antalya'dan bir üreticimiz. Programımızı ilgiyle izliyoruz. Teşekkür ederiz demiş Sayın Yahya Duran Konya'dan. Evet yönetmenim diyor ki reklam zamanı. Hemen bir ara verelim. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Reklamlarımız da bilgi veriyor. Unutmayınız. Bölgenizde don tehlikesi var mı? Ürünleriniz kaça satılıyor? Destekler ne zaman ödenecek? Abone yazıp bir boşluk bırakıp il plaka kodunu 2434'e ücretsiz gönderiyoruz. Tarımla ilgili haber ve bilgiler ücretsiz olarak Vodafone Çiftçi Haber Paketi'nde. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı desteğindeki Vodafone Çiftçi Kulübü Tarı, bereketinizi arttıracak bilgi ve teknolojilerle köyünüze geliyor. Sen ne zaman gittin askere? Ben Asat'tan sonra gittim askere. Ninemle evlenmeden önce mi? Ninemle ne zaman evlendin? Bir Asat'tan sonra da onunla evlendim. Bak bu traktörü yine başka bir hasat sonrası aldık. Hasat zamanı bayram zamanıdır. Vodafone ve Şekerbank bir ilki gerçekleştirdi. Çiftçilere özel işbirliği 3. yılına girdi. Bütün yıl konuşun, hasat zamanı bir kez ödeyin. Üstelik faizsiz.
Tarım için hava durumuyla devam ediyoruz değerli dostlar programımıza. Çoğu sabah yaptığımız gibi hemen Trakya'dan başlıyoruz. Ortalama 27-28 derecelik bir sıcaklık, güneşli bir hava. Özel uyarımız bu bölge için sebzelerde çapalama yapılabilir demiş uzmanlarımız. Şöyle bir Ege bölgesinde yine 30-31 derecelik bir sıcaklık, güneşli bir havayı görüyoruz. Ve Ege bölgesinin batısına baktığımızda ayçiçeği ve mısırda sulama önemlidir notu konulmuş bu bölge için. İç bölgelerde biraz daha bulutlu, zaman zaman yağmurlu, ortalama 25 derecelik bir sıcaklık görüyoruz. Ta ki Konya Havzası'na geldiğimizde toz, kükürt, serin saatlerde atılmalıdır özel uyarısını görmek mümkün. Konya'da hava sıcaklığı 29 derece. İç bölgelere doğru çıktığımızda bir önemli uyarı yok. Ankara 28, Kırşehir 28 derece ama bu havza için gübreleme işlemlerinin zamanında yapılması gerektiği noktasında arkadaşlarımızın uyarısını görmek mümkün. Hatay, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş ve özellikle Mersin hattında Turuçgiller'de sakız temizliği yapılabilir denmiş. Özellikle hava sıcaklıklarının 30-32 derece ve havanın da güneşli olduğunu söylemek mümkün. Karadeniz bölgesine çıktığımızda ortalama 26-27 derecelik bir sıcaklığı, bulutlu bir havayı görüyoruz ve sebze gübreleme ve çapalama işlemlerinin burada da rahatlıkla yapılabileceğini söylemiş arkadaşlarımız. Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ dörtgenine şöyle bir havzasına baktığımızda çıkış yapan mısırlarda çapalamanın yapılması gerektiği vurgulanmış. Bu bölgede de hava ortalama 34 derece. Biraz daha güneye indiğimizde meyvelerde muhakkak sulama yapılmalı. Şanlıurfa ve Mardin arasındaki bu bereketli topraklarda. Efendim, doğuya biraz daha geldiğimizde Muş, Bitlis, Siirt, Batman hattında ortalama 27-28 derecelik bir sıcaklık var ama Batman ve Mardin 40-41 derecelerde. Hava oldukça güneşli. Kuzeye geldiğimizde Erzurum Ağrı Havzası Artvin'i de çevreliyor. Sulama ve çapalama işlemlerinin burada da yapılması gerektiği söyleniyor değerli dostlar. Hemen dönüyoruz günlük nem haritamıza. Trakya'dan yine başlarsak nispi nem oranının ortalama %40 olduğunu ve hayvanlarda parazitlere dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Ege bölgesinde, İzmir'de yine %40 oran, domates küvesi ve yeşil kurda dikkat diyoruz. Ve hemen dönüyoruz Ankara hattına. Sebzelerde mildüye dikkat diyoruz. Demek ki nispi nem oranı %40-45 seviyesinde. Konya Havzası'na indiğimizde Akdeniz bölgesinin biraz daha kuzeyine baktığımızda sebzelerde pas böcüsüne dikkat uyarısını sizlere aktarmam gerekiyor. Hatay, Kilis, Gaziantep, Mersin muhakkak uyarımız oluyor. Mısır'da koçan kurduğuna dikkat demiş arkadaşlarımız, ortalama 46 derece. Malatya, Adıyaman hattında göz aşılarının kontrol edilmesi gerektiği, Ordu ve Giresun'da da Fındık'ta filiz güvesinin takibinin yapılması gerektiğini vurgulamışlar. Külleme ve kırmızı örümceğe dikkat. Mardin, Batman, Siirt, Şırnak'ı çevreleyen hatta külleme ve kırmızı örümceğe dikkat demiş arkadaşlarımız. Bunu da vurgulayalım. Erzurum'da da ve çevresinde tabii ki sebzelerde yine küllemeye dikkat. Ortalama 23 nispi nem oranı Erzurum Havzası'nda. Günlük rüzgar haritamıza bakıyoruz değerli dostlar. Marmara Denizi'nde, Marmara bölgesinde, Poyraz yönlerde orta zaman zaman da kuvvetli bir rüzgar olacak. Ege bölgesinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli bir fırtına bekleniyor demiş arkadaşlarımız ve burada önemli uyarıyı koymuşlar. İlaçlamalar ertelenebilir. Ege bölgesi için bunu yapalım çünkü kuvvetli fırtına bekleniyor. Antalya, galeri güvelerine dikkat, yine özel bir not. İç bölgelere geldiğimizde Ankara, Kırşehir hattına kuzey yönlerde hafif yağışlarla birlikte yer yer kuvvetli rüzgar görülebilir. Biz bunu yaşıyoruz Ankara'da, gerçekten çok kuvvetli oluyor kent merkezlerinde. Aksaray, Niğde, Konya hattının biraz daha güneyine indiğimizde kuzeyli yönlerde orta kuvvetli bir rüzgar bekliyor arkadaşlarımız. Yine diğer bölgelerde hafif ve orta kuvvetli bir rüzgar var. Yalnız Kahramanmaraş, Gaziantep hattı için güney ve batı yönlerde orta kuvvetli rüzgarı özellikle vurgulamamı istemiş arkadaşlarımız. Diğer bölgelerde de hafif, ara sıra orta kuvvetli bir rüzgar var. Kuzeyli ve doğulu yönlerde özellikle Erzurum, Artvin hattında rüzgarın şiddeti orta kuvvete kadar çıkabilir uyarısında bulunmuş arkadaşlarımız. Günlük rüzgar haritamıza baktığımızda da bu verileri sizlerle paylaşmak mümkün. Evet değerli dostlarımız, şimdi yine bir ara vereceğiz. Aranın ardından da tekrar birlikte olacağız efendim. Müzik
Vodafone Çiftçi Kulübü sunduğu özel avantajlarla çiftçilerimizin hayatını kolaylaştırıyor, üretiminin bereketini artırıyor. Vodafone 24-34 çiftçi haber paketiyle çiftçilerimiz ilçelerine ve ürünlerine özel tüm zirai haberleri ücretsiz olarak öğrenme ayrıcalığını yaşıyor. Tarımsal destekler, ürün sigorta son başvuru tarihleri, hibe ve ucuz faizli tarımsal kredileri herkesten önce öğreniyor. Tüm çevre illerdeki hal, borsa ve piyasa fiyatlarını öğreniyor, ürünlerini hiçbir kayba uğramadan doğru değerine satıyor. İlçelerine özel düzenli hava durumu bilgileriyle gerekli önlemleri alıyor ve ürünlerinin zarar görmesini engelliyor. Vodafone 24-34 çiftçi haber paketine ücretsiz abone olmak için abone yazıp 24-34'e mesaj göndermeniz yeterli. Vodafone Çiftçi Kulübü, çiftçinin daima yanında. Evet değerli dostlar, tekrar birlikteyiz programımızın kapanışı için. İki ay yaklaşık bir süredir bizleri çok yakinen takip ediyorsunuz. İlginiz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ama tabii ki bu ilginin artması hepimizi onurlandırıyor. Bizi daha fazla şevkle çalışmaya doğru itiyor. Bu nedenle bunu yapmanın iki yolu var. Zaten izliyorsunuz, çok teşekkür ediyoruz. Ama 0312 911 1542 aradığınızda, buraya mesajlarınızı bıraktığınızda hem arkadaşlarımız içeriklerimizi bunlara göre yönlendirmeye çalışıyor, hem bizim sizin özel dertlerinizden de haberdar olmamızı ve en azından bir televizyon programının yapabildiği kadar uzmanlara danışarak, sorarak sizlere yol göstermeye çabamızı desteklemiş olursunuz. Bunu hatırlatmış olalım değerli dostlar. Önemli bir hatırlatmamız daha var. Arkadaşlarım uyardılar. Bildiğiniz gibi kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında alet ekipman destekleri var ve bu desteklere başvuru süremiz de ayın 20'sinde bitiyor. Tabii bu saatten sonra bir proje dosyası hazırlayıp, çünkü bir tarım alet ve makinesi almak için bile bir dosya hazırlamak gerekiyor. Mümkün değil. Ama şu önemli, eğer dosyanız hazırsa ya da son aşamalara gelmişseniz 20 Temmuz'a kadar muhakkak başvurun diyoruz. Videolarımız çiftçikulübü.tv'de ve tarımsalpazarlama.com'da. Bu hatırlatmayı da yapalım. Yarın inşallah 6'ya çeyrek kala tekrar huzurlarınızda olmak dileğiyle yine huzurlarınızdan saygıyla ayrılalım efendim. Hoşçakalın.